Ve evet, şunu söyleyeyim size. Nasıl? Hemen bitiriyorum. Yani insan hakikaten yani bazı hususları hani dile getirirken yani şu bakıyoruz mesela ya şurada emniyet sen. Ya kaç gündür takip ediyorum ya. Şu promosyon meselesi ya. Bunlar keyiflerinden mi yapıyor? Bu insanların ihtiyaçları var ya. Vay yetmiyor bunlar ya. Buna para yetmiyor bunlara. Yoksa oturup da benim polisim bankanın promosyonunun peşine bu kadar düşer mi ya? Hiç mi takip etmiyorsunuz sosyal medyayı, basını? Niye düşüyor ya? Niye düşüyor? Sebep ne? Açgözlü mü? Yetmiyor. 2 çocuğu olan polis memurunun kazandığına bak. Eğer eşi çalışmıyorsa yandı. Hadi hesaplayalım. Hadi. Evet. Gelirine giderine bakalım. Hepsine bakalım. Mesela şey söylendi. Onu aldım. Mesela bizim şu anda programımız ne diye baktık. Şuradan da hemen yani notlardan bulmaya çalışarak da gidiyorum. Efendim bizim modelimiz şu anda yatırım, istihdam, cari fazla verecek ihracat yapmak değil mi Erdoğan Bey? Bu bizim modelimiz bu. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki artık yetti yeter, yatırım yapılacak, istihdam artacak, cari fazla. Yani ihracatımız artacak. Ama arkadaşlar sıcak para dönemi bitti diyoruz. Sıcak paraya gömülmüşüz. Ülkenin bankaları %200, 300 hatta 400'lere varan karlar ilan ediyorsa bu senin hatandır. Onu kimin cebinden alıp o bankaların cebine koyuyorsun? O para nereden geliyor? Uzaydan mı geliyor? Yani bir yerde üretiliyor da bu dolarlar biz mi bilmiyoruz? Dolayısıyla bence söylenenlerle icra edilenlere baktığınızda hakikaten bir tenakuz var, bir sıkıntı var. Bu sıkıntıda mesela 5.500 lira alıyorsun. Ya olsun 10.000 lira. Ya Celal Bey tasarruf yapamaz bu insan. Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlar tasarruf yapmadık ya. Bak şuraya da notumu almışım. Mesela bir başka sıkıntı israf. Ya bir vatandaş gönderiyor ya diyor benim diyor 650.000 lira artı KDV yaptığımı belediyelerde 1,5 milyon liraya yapılıyor diyor. Al işte vatandaşın tüyü bitmemiş yetimin hakkının nerelere nasıl gittiği. Ben şimdi gelsek biz Cem'le ben bu ihalelere bakmayacak mıyım? Ben size söyleyeyim. O yerler tek tek oturtur. Öyle bir dünya yok. Sen onu aldın. Ben mesela karşı değilim. Osman Gazi önümde duruyor şu anda. Vizyona, vitrine kimsenin bir şey dediği var mı? Yok. Yap. Baş üstüne. Ama bunun maliyetine, işletmesine, finansmanı nasıl? Al Osman Gazi'de koyuluyor önüme. Çıkardım. Yayından sonra Cem'e de veririm. 2 sorun var arkadaş. Bir, garanti geçişi tutturamıyorsun. Çünkü garanti geçişteki rakama bakıyorsun. Şuradan onu... Aşıldı hocam. Sakın tutturamıyorsun deme aşıldı. Yok, tutturamıyorsun. Yok. Ben sana vereceğim bunu. Yanlış. Yok. Bilgi hiç kaynağı öyle, yanlış değil, Osman Gazi. Bak söyleyeyim sana niye olmadığını. Bilgi kaynağı söyleyeyim. Yanlış. 89.240.000 aracın geçmesi gerekiyormuş. Böyle bir araç geçişi yok. Sen bu aradaki farkı garanti etmişsin. 2022'de %114'le aşıldı. Cem'le benim gibi hukukçuların önüne bu sözleşmeleri koysalar biz bunu görsek. Biz bu şeffaf ya. Ama devlet sırrı olmaz. Yap. Benim cebimden çıkıyor. Hakim senin şartı koyma. Ve ikincisi 184,50 lira şu anda. Bir binek aracın geçiş ücreti. Benim bildiğim eğer ki Sayın Bakan 55.500.000'lik rakamdan bahsediyor. O rakamlar örtüşmüyor. Ya benim bildiğim şu anda KDV'si dahil geçiş ücreti 810 lira olması lazım. Çünkü birkaç hatadan birisi de yerli milli parayla anlaşmamışız ya. Dolar üzerinde anlaşmışız. Arkadaşlar 810,36 lira çıkardın mı 184,50'de binek araçta Osman Gazi'den geçişte birinci sınıf araçlar için 625 lira 86 kuruş devlet her geçişte millet vatandaş para ödüyor. Kime? Yap işlet devletçiye. Ya ben size soruyorum. Yap işlet devlet modelini bilenler. İster Türk Dil Kurumu'na bak. İstersen açıkla. Ya garantiyle yap işlet devlet mi olur ya? Garantiyle ya. Her şeyine garanti vermişsin. Tamam bak proje mükemmel. Evet. Bazı projelerin dışında. Ama bunun maliyeti, finansmanı, işletilmesi, yükü. Deniyor ki ya tek bir kuruş milletin cebinden çıkmıyor. O zaman ben de soruyorum. Diyorum ki bu ek bütçeyi yaptık kur korumalı içime. Ya bütçede faize ayrılanların, bütçede bu farka ayrılanların sebebi ne? Eğer devletin cebinden tek bir kuruş çıkıp da yap işlet devletçilere gitmiyorsa bunların bir izahatını yapalım, açıklamalarını yapalım. Bak millet uyumuyor. Millet hakikaten bunların farkında Ben sadece şunu söylüyorum. Diyorum ki arkadaş, yapın edin ne yaparsanız yapın. Büyütün %10. Büyütün %15. Ama biraz önce Cem kardeşim de ona katıldı. Bu milletin bireyleri pastadan ne kadar pay alıyorlar? O büyümenin insanlara adaletli gelir dağılımında yansıması ne? Alım gücüm ne? Ne alabiliyorum bugün gittiğimde çarşıya, pazara? 1 yıl önce, 2 yıl önce ne alabiliyordum? Şimdi ne alabiliyorum? Bunlara baktığınızda sorunlar olduğunu görüyorsunuz. Ve şöyle bitiriyorum ben. Hakikaten şu anda iktisadi bakımdan can yakıcı sorunlarımız var. Muhalefet eğer çelik çomak oynayacaksa, deyim yerindeyse, laf yetiştirecekse alternatif olamaz. Önüne bakacaksın. Çözüm önerilerin ne? Seçimi nasıl kazanacaksın ayrı. Seçimi kazanmanın yolu muhalefette belediyelerden geçiyor. Yani İstanbul'da metroyu, ulaşım sorunlarını çözeceğini böyle heyecan oluşturacak tablolarla insanlara ilan edeceksin. Ama yapısal sorunları çözmedeki göstereceğin iradeyi bu topluma, halka anlatabilmen lazım. Ben de diyorum ki toplumda 30 yaş ve üstü, kimileri 40 diyor, kimileri 50 diyor ama ben 30 yaş ve üstünün kolay görüş değiştirmeyeceğini ama sonucu 30 yaş altında olanların bu ülkede seçimde belirleyeceğini söylüyorum. Eğer onlara iktidar anlatabiliyorsa anlatır, muhalefet anlatabiliyorsa anlatır. Yoksa elbette şu anda para bolluğu, sorunları, mesela EYT niye şimdi gündeme geliyor? Ya bütün bu ödemeler niye gündeme geliyor? Bunlar hocam, elbette önümüz seçim, sıkıntı var. O sıkıntıyı nasıl siz lehinize çevireceksiniz? Ancak bu tür hediyeleri dağıtmak suretiyle. Hocam, EYT ile ilgili bana da mesaj göndermişler. Okumak istedim çünkü diyorlar ki Ersan hocam EYT'nin maliyeti yoktur, bedeli ödenmiştir. Birileri 2 kata varan prim gelirini yemişse oradan hesap sorulmalı. Sizi severiz, bir düzeltme lütfen. Hayır, ben düzeltme yapmayacağım. EYT'nin daha önce Anayasa Mahkemesi'ne de gitmiştir. Anayasada, kanunda dayanağı yoktur. Bu tamamen bahsettiği devletin bir taahhüdüdür, sözüdür. Hükümetin o dönemde toplamış ve daha sonra bu sözünü geri almıştı. O sözün düzeltilmesi anlamında doğrudur. Yani EYT'de düzeltme. Onun maliyetini, o ödenmiş dediği maliyeti kat ve kat, o zamanın maliyetiyle bu zamanın maliyeti bir değil, verecek. Abi, o EYT ile ilgili sorunu çözecektik. Zaten çözmek zorunda herhalde. Hükümet o adımları attı. Sözünden dönmeyecekse. Düzeltme ise öyle düzeltme yaparım. Yoksa benden hukuki bir düzeltme bekleyemez. Şöyle. Hadi bismillah. Tabii ben 20 dakikam olacak diye şöyle düşünürken sürem az kalınca neresinden başlayayım acaba? Yani şimdi en etkilisinden başla abi. Bilemiyorum. Neyse ben normal konuşayım. Şimdi pahalılık var mı yok mu Türkiye'de? Elbette ki pahalılık var. Markete girdiğimiz zaman asgari ücretin geçen seneyle bu seneki arasındaki alım gücü farkı 70-80 dolar arasında bir fark var. Yani 80 dolarlık döviz üzerinden hesapladığımız zaman daha eksik alım gücüne sahibiz. Hangi oran üzerinden? Asgari ücret oranı üzerinden bahsediyoruz. Ama Türkiye'de herkesin asgari ücret almadığını da biliyoruz. Bunun yanında TOKİ konutlarına, TOKİ konutları bugün ne kadar? 800.000 TL. 600 bin ile 800 bin TL arasında. Ortalama 800 bin liralık TOKİ konutu, ortalama ödenecek para da 2000 TL'nin üzerinde. Vatandaş diyor ki ben 2000 TL'nin üzerinde ödeme yapacağım ve bu TOKİ konutunu alacağım diyor. Her evden en fazla bir kişi başvurabiliyor. Kaç kişi başvurmuş? 5 milyon Türkiye'de başvurmuş. Demek ki bu 5 milyon vatandaş diyor ki ben devletime güveniyorum, yapar, paramı buraya yatırıyorum diyor. İkincisi de ekonomik olarak demek ki ödeme güçleri var. Çünkü TOKİ konutu çıktığı zaman 2 sene sürecek ödemesi ve 2 sene içerisinde bu vatandaş hem evine kira ödeyecek hem TOKİ'ye aidat ödeyecek. Doğru. 2 sene. Ama böyle bir gücü olmasa girmez. Bunu iyi okumak, iyi görmek gerekiyor. Ekonomik sorun yoktur diyemem. Vatandaşın alım gücü yoktur diyemem. Ama biz sürekli ekonomik sorunlarda en alttaki vatandaşı konuşuyoruz. Bunu ama da iyi okuyun. Ama o çok önemli bir rakam. Tamam bak, önemsiz bak, demiyorum. Rakam ne kadar ama biliyor musun? En alttaki vatandaşı konuşuyoruz. Şimdi gelelim. Ben size müdahale etmedim. Yok hayır hocam. Ben veri vereceğim. Şimdi, de. Türkiye nüfusu, şunu da konuşalım diyorum ben. Bugün Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nun bir açıklaması oldu. 2. fazda yurtlara yerleşen öğrenci sayısı %92'ye ulaştı. Evet. Türkiye'de yurda başvuran öğrenciler, üniversiteler açıkta bu hafta kaldı. Açıldı. %92 yerleşme oranı. Olması gereken. Evet. İşte Demek ki bu bir başarı. Evet. Demek ki Türkiye'nin organizasyon başarısı var. Yaptım. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaboğlu'nu da bu organizasyonu başarıyla gerçekleştirdiği için tebrik ediyorum. Biraz önce söylediğim rakamları bertaraf etmiyor ama. Şırnak'a gidiyor. Gabar, o Cudi Dağı'nın eteğinde tenis turnuvası düzenleyecek kadar Türkiye'yi kucaklayan bir bakan olarak tebrik ediyorum. Sosyal devlet olmanın gereği zaten. Gelelim. Şimdi hocam, sizin daha fazla da konuşabilirsiniz. Dinleriz. Sorun var demez ama şunu göreceğiz. İyi. Türkiye nüfusu 20 yılda %30 artmış. Evet. Ne olmuş? %30. Hocam şunu da göreceğiz. Diyen Cumhurbaşkanı, şimdi ekonomi sadece 3 çocuk 4 çocuk bakın, sahibi olsun diyor. Ekonomi sadece marketin rafı değil. Yani? Türkiye bugün ihracat rekorlar da kıran bir ülke. Bu neyi sağlıyor hocam? Bu istihdamı sağlıyor. Fabrikalar iş çıkarmamış oluyor. Ha. Bir saniye. Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı. Bunu da söyleyelim. 2002'de 4.6 milyon. Hala çok düşüyor trafiğe kayıtlı otomobil sayısında. 2002'de 4.6 milyon, 20 sene geçmiş 14 milyon trafiğe kayıtlı araç sayısı. Ama oranlarda Avrupa'nın altındayız. Bilgin olsun. Bilgin olsun diye söylüyorum. Nüfusumuz %30 artmış. Tamam. Araç sayımız %300 artmış. Hı. Bunu iyi görmek gerekiyor. Tamam. Trafiğe kayıtlı traktör sayısı. 2002'de 1.18 milyon. O rakamlar öyle dediğin gibi değil. Şu anda 2.6 milyon. %75 artış. Tamam. Eğer rakamlarda yanlışım varsa lütfen araştırınız ve bunu düzeltin. Oranlarımız Avrupa ortalamasının çok altında, bunu biliyorsun. Ben düzeltmeye açık bir gazeteciyim. Hatam olursa, dilim sürçerse, yanlış söylersem düzeltirim. Ama bunu araştırdım, geldim. Düzeltmemi istediğiniz şey varsa düzeltirim. İstihdam edilme sayısı kalırsa ben düzelteyim. 20 milyon. Bunlar doğrudur bu arada yani. 20 milyon istihdam edilen vatandaş, bugün 30 milyon istihdam edilen vatandaş, artış %50. Son 20 yıldan bahsediyorum. Emekli aylığı alan 6 milyondan 13 milyona çıkmış, küsuratlar var. %112. Asgari ücret 117 dolarken bugün 290 dolara gelmiş. Ha, hemen de şunu söylüyorum. 290-300 dolar civarında ama 340'a 380'e kadar da çıkmıştı. O yüzden diyorum 80 dolarlık bir düşüş var. Bunu buradan değerlendirerek bakıyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Içinde. Bak, ama 117'den 300 dolara çıktığını da bunu iyi görelim. Senin şu araç sayını bak söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de bak, Türkiye Cumhuriyeti'nde her 1000 kişiye düşen araç sayısı Türkiye'de 157, Avrupa ortalaması 560, hocam, Almanya'da 580, İzlanda'da 730. Neyden bahsediyorsun sen? Hocam, ben diyorum ki 2 dakika kaldı. Yeterliyiz demiyorum. Neden bahsediyorsun? Harikayız demiyorum. Çok daha yukarıya çıkmalıyız. Tamam. Sen ama alım gücümüzün iyi olduğunu söylüyor musun? Artışı da görmek lazım. Alım gücünü söyledim. Türkiye Cumhuriyeti'nde 30 milyon yetişkinin yıllık ortalaması 57 bin lira. Asgari ücretin daha altında para kazanıyor. Elime alıp konuşacağım ha. Onunla saçmıyorsun. 2002'de 3 milyon konutlar söylesen. Hocam bir dakikası kaldı. Bitirsin çünkü programı kapamak zorundayım bir dakika sonra. Doğal gaz kullanan konut sayısı 3 milyon iken. Hacıya göre millet uçuyor. Hocam uçmuyor. Bak, manipüleye gerek yok. Ben ne diyorum? Manipüle etmiyorum, sen öyle söylüyorsun. Cem Kaya uçuyor gibi mi anlatıyor? Öyle diyorsun. Bak, Cem Kaya diyor ki uçuyor gibi anlatmıyorsun diyor. Çünkü ben diyorum ki. Yani zor evet, ama onun sana göre millet ya dökme domates yesin. Tabii ki fahiş fiyatlar var ama Türkiye ekonomi. Ya biz dünyanın bak, git en pazara dökme milletlerinden biriyiz. Hocam sen anlatıyorsun. Rakamı eksik bırakıyorsun. Zimbabwe'yi anlatıyorsun sen. Kardeşim ne Zimbabwe'yi söylemedim ki, ona Türkiye'yi gelemiyorum. Zimbabwe gibi anlatıyorsun. Utanıyorum. Şimdi 2002'de 3 milyon konut doğalgaz kullanırken bu da bir zenginlik değil mi? 18 milyon konut şu anda, konut diyorum, konut. 18 milyon konut doğalgaz kullanıyor. Bu da bir zenginliktir. Ankara'ya kömür kokusundan 20 sene önce Ankara'da gözü görmezdi. Karaşehir'de Ankara. Ankara göre, bahtı kara göre, diye geçen şehirdi. Bugün Ankara'ya hocam arada sırada uğruyorsundur. Ankara canım, tertemiz bir şehir haline geldi. Melih Gökçek şimdi devam ediyorum. Hacı bir saniye. Son 30 saniyemiz kaldı. Rica etsem toparlayabilir misin? Sen şundan bahset Hacı. Bunları söylüyorsun. Toparlar. Ülkede tasarruftan bahset. İsrafın önlenmesinden, yolsuzlukların önlenmesinden, hortumların kesilmesinden bahset. Ve bu arada bahset. Senin Zimbabwe gibi göstermeye çalıştığın Türkiye'de. Zimbabwe'yi beğenmiyor musun? Dün Ankara'da. Beğenmiyor musun? Zimbabwe'yi Tanzanya. Beğenmiyorum hocam. Niye beğenmiyorum? Sömürülen milletler bunlar. Kardeşim, tartışmayı son dakikaya bırak. Ya Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisadi bağımsızlığının yanındayım ben. Dün Ankara'da. Karıştırıyorsun herhalde. Bahtı Kara Ankara'da ki Bahtı Kara değildir artık. Camilerle donatılmış bir şehirdir. Artık minareleri baktığın zaman fark edilen bir Ankara. Şehir hastanesi açıldı. 4050 yatağı. 4000 küsür yatağı var. 950 polikliniği var. 125 ameliyathanesi var. Vallahi millet memnun olsa bir sorun yok. Senin anlattığına göre milletin hiçbir sıkıntısı yok. 10 bin araç kapasitesi var. Hocam hacı, millet peynirini alıyor, hocam, ekmeğini alıyor, yumurtasını, çocuğuna sütünü içiriyor. Vardır. Hacı, sorun yok hacı. Ben milletin sıkıntıları hacı yoktur demiyorum. Son cümleyi söyle. Hastaneyi mi yiyecek millet? Ne yapacak? Girdiğiniz yolları zaman, mı yiyecek? Köprüleri mi yiyecek hacı? İşte o zaman hocam ne yapalım biliyor musun? Satalım yolları, köprüleri, şeftali alalım. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın sözüyle bitiriyorum. Milletin domates bak iktidarı tencere partisi düşürür. Onu Türkiye'de hiçbir zaman hiçbir iktidar tencereden düşmemiştir. Ecevit dışında iktisadi sorun olmasa Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişi 6 kere darbeyle gönderilmiştir. Şu anda seçim kaybından bahsediyor. Erbakan'ın sözüyle bitiriyorum. Bak hocam bak, iktidarı zorlayan iki kelime var. Bir ekonomi, yabancılar. Hocam bir müsaade. Evet. Net. Rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan der ki Allah rahmet eylesin, Türkiye'de bütün mesele şeftali yerine motor üretilmesiydi der. Doğru. Milleti öyle mi kandıracağız? Artık motor da üretiliyor. Tamam. Teknolojik ürünler de üretiliyor. Selüloz fabrikası yok. Siz Mustafa Kemal zamanında yapılan fabrikaların kapatıldığı söylüyorsunuz. Kapatıldı ve satıldı. Onlarca katı fazla fabrika açıldı. Ben söylemiyorum ki. Onlarca katı fazla fabrika açıldı. Ki. Kardeşim olur mu ya? Yapma Allah aşkına ya. Gelmek yapma. Niye ya onlarca şey fabrikayı görmüyorsun? Şu anda yatırım mı var ya? Allah aşkına. 1000 tane fabrika açıldı. Yatırım mı var şu anda? Hacı Yakışıklı teşekkürler. Ya neyin haksızlığına uğradığını? Hiçbir zaman haksızlığa uğramadın. Ersan hocam sağ ol, var ol, barış, çok teşekkür ederim. Milleti enflasyonun önüne attın ya, yaptın o. Bak enflasyonu attık milleti ve bugün günaydın Sayın Mali ve Hazine bak ilk defa dedi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sorunu enflasyonu. Evet doğru. Doğru. Daha düne kadar Sayın Cumhurbaşkanı enflasyon denilmesini yasakladı ya. Türkiye'deki en büyük mesele ekonomi değil. Bu ülkede faiz var mı yok mu? Bana onu söyle. Bırak merkez bak. Faiz var mı yok mu? Git bir bankaya bir kredi alsana. Faiz kalksın gitsin mi hocam? Tabii. Sıfıra insin. Evet. Destekle o zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı. Destekle. Ama aldığı karar bak faiz sebep enflasyon sonuçtur ya. Bu hipotez Ersan tutmadı kardeşim. Sen kendin söylüyorsun ama sonuç alamıyorsun. Bütün bak, ekonomi faizle hocam ekonomi faizle gelmiş dolar. Ekonomi sen onu 18.50'de tutabilmek için nelere katlanıyorsun? Ekonomi faizlerinden mi işliyor? Kur korumalarını ne ödüyorsun? Ne kadar dolar satıyorsun? Ersan hocam, niye millet Ersan milyar dolarlık TL şu anda bankalarda maaşla çalışıyorsun, prim alıyorsun. Babalı boyunla 3 sene önce veya 2 sene önce aldığın çeyrek altınla o kazancı şimdi ne alabiliyorsun? Hocam, söylesene bana. Ersan hocam, ekonomiden bahsediyorsun da. Benim ekonomimde reklam. Bak ne diyorum ben sana söylüyorum bak 2009 yılındaki bak 2009 yılında 18 liraya aldığını şu anda 200 liraya alıyorsun. Benim söz hakkım manipüle edildi. Ersan hocam, ben konuşurdum. Hepinize teşekkür ediyorum. Birazdan geleceğim sana. Serkan Toper'le devam edeyim. Kısaca yanıt alabilirsem. Şimdi konuşulan konulardan biri de şu. Deniyor ki Kemal Kılıçdaroğlu CHP ile ilgili bir kara propaganda yapılıyordu. Ya da muhafazakar insanlara garanti vermek için bu çıkışı yaptı. Bu açıdan siyaseten bir mantığı var mıdır? Kısaca yanıt alabilir mi? Ya bakın içselleştirmediğiniz hiçbir konunun sadece sloganlar üzerinden kamuoyunda bir karşılığı olamaz. Yani işte Türkiye'nin önemli meselelerini konuşurken Ersan Hoca'nın sürekli eskiden domates biber fiyatlarına getirirdi konuyu. Bugün de salça fiyatlarına birkaç haftadır salça vallahi fiyatlarına getiriyor. Hiç küçümseme kardeşim. Hiç küçümsemiyor. O kadar önemli. Ersan Hoca bakın. Ben sana biraz sonra vereceğim. Ben çok net bir şey söyleyeyim. Asgari ücretlinin veya emeklinin aldığı maaşla... Hayatı, İnsanların alım güçleri neredeyse sıfıra gitmiş. Serkan yapma. Bizim sırça köşklerinden çıkmamız lazım. İnan bak sana söylüyorum. Ben sırça köşkler değilim. Cebinden başka hiçbir şey düşünmeyen insanlarla cebinden başka hiçbir şeyi düşünebilecek durumda olmayan insanları ayırt edeceğiz. Cebinden başka hiçbir şeyi düşünebilecek durumda olmayan insan nedir? Cidden zor ekonomik koşullar altında. O diyor ki bana ne bekadan diyor. Bana ne diyor özgürlüklerden diyor. Çocuğuma ayakkabı alamadım, ekmek alamadım. Bu insanlara kimse... söyleyebilecek bir laf olamaz. Ama Ersan Hoca'nın sürekli atıf yaptığı cebinden başka hiçbir şeyi düşünmeyen insanlar. İhtiyacı olmadığı halde. Bana ne diyor be kardeşim? Bana ne diyor özgürlükler? Ben yolsuzlukları söylüyorum. Bana ne diyor özgürlükler? Ersan Hoca da onların sürekli burada sözcülüğünü yapıyor. Ben bu bir tarafta birileri doğalgaz tüketirken diğer tarafta kömüre muhtaç edilen insanları söylüyorum. Öyle bir toplum değil. İkisi arasında fark var. Gözünü seveyim. Ben harcamıyorum bu kamunun kaynaklarını. Nasıl geçileceğini düşünüyor. Türk devleti doğalgaza neredeyse %70-75 sübvansiyon uygulayıp bu bedeli karşılıyor vatandaş adına. Bunu söyleyen yok. Bu doları bu hale getirmeseydi. Avrupa'da bırakın niye pahalı ısınmayı. 18.57'ye ben mi getirdim doları? Türkiye'den o senin hatalı politikanla bu hale geldi. Talaş mı derler? Talaş ihraç etmek için sıraya girmişler. Kış çünkü çok sert geçecek ama Türkiye önlemlerini aldı. İzlediği denge politikalarıyla vatandaşını mağdur etmedi. Bunlardan kimse bahsetmeyecek. Tamam da ben biraz önce diyorum ki evinden doğalgaz geçmeyenleri söylüyorum. Kömüre muhtaç edilenleri söylüyorum. Alt tabakayı söylüyorum. Nasıl Türkiye'de sosyal devlet oluyorsun kardeşim? Türkiye'de, madem doğalgazın vardı o insanlara yatırım, niye sen hala tozlu kömürü Türkiye'nin bir lojistik merkezi haline geldiğinden yatırım ve hocam bir saniye ben dinledim cevap vermek için var. Siz dumanla maruz bırakıyorsun. Benim söylediğim o. Hocam bir bitirsin kısaca yanıt alacağım zaten. Dolayısıyla Türkiye'nin bir yatırım merkezi haline, üretim merkezi haline, lojistik merkezi haline geldiği gerçeğini hiç görmeyeceğiz. Evet hayat pahalılığı var. Bunu hep bir yıldır kimse buraya gelip de hayat pahalılığı yoktur demedi. Hepimiz markete gidiyoruz, doğru mu? Sürekli bir çözüm üretmeden hayat çok pahalı, hayat çok pahalı, hayat çok kardeşim, pahalı. Bırakın kardeşim enflasyonu bırakın Serkan, kardeşim şunu. Serkan, bırakın enflasyonu kardeşim özgürlükleri. Ekonomiyi konuşalım, ekonomiyi konuşalım. Enflasyonu düşüreceksin. Çıksınlar o zaman Millet İttifakı sabah akşam ekonomiyle ilgili çözüm önerilerini anlatsın millete. Anlatıyorlar mı? Şimdi kimin gündemini konuşuyoruz burada? Sayın Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü gündemini konuşuyoruz. Ve hatta Ersan Hoca tespitler yaparken çözüm önerileri noktasında diyor ki bir kalıcı köklü formül ortaya koymuş Türkiye. Diyor ki sürdürülebilir büyümeyi sağlayacağım diyor. Dışa bağımlı ekonomik modelden kendisi üreten, ayaklarının üzerinde durabilen, istihdamla insanlarına iş alanı oluşturabilen bir ekonomik modeli. Yani kırılgan olmayan, dış müdahalelerle sarsılmayan bir ekonomik model oluşturacağım diyor. Bu ekonomik modeli ne yapacağız? Bugünkü salça fiyatlarına feda mı edeceğiz? Bunun üzerinden mi eleştireceğiz? Bu ekonomik modeli iyiye gitmiyor, bunu görmüyor musun sen? Gidiyor. Hiç nesi iyiye gidiyor? Cari açık bütün daha fazla artıyor. Birleşmiş Milletler çağrı yapıyor. FED çağrı yapıyor. Ne yapıyorsunuz kardeşim diyor, sabah akşam faiz artırarak diyor. Ya. Bu faiz artışlarına diyor ekonomileriniz dayanır mı diyor. Yapmayın diyor. Ya artık ülkede enflasyon bıktı ya yükselmekten. Türkiye o küresel sistemin dışında diyor ben kendi oyunlarımı kuruyorum artık diyor. Buna alışsanız iyi olur diyor. Ersan Hoca'nın da iyi alışması lazım. Türkiye'de herkesin alışması lazım. Geçiş döneminin sancıları olacak vallahi mı? Şu anda herkes seçim kazanmaya odaklanmış. Senin dediğin çözüm önerilerini düşünen yok. Ülkede sen enflasyonu düşürebilmek için gerek çareleri alamazsan, çözümleri üretemezsen bak göreceksin şimdi Ağustos böceği gibi böyle tatlı tatlı ötersin. Kış ayında da sığınacak yer ararsın. Yok, Ersan Hocam geleceğim ama Serkan Toper bir bitirsin. Net söylüyorum sana. Kalıcı çözümler. Biraz sonra ekonomiye girelim ben onları vereyim. Geleceğiz öyle. Ama şu konuyu bir tamamlayalım. Enerji bağımlılığımızı azalttığımızda, savunma sanayindeki bağımlılığımızı azalttığımızda, Ersan Hoca'nın doğru söylediği bir şey var. İhracat rakamlarımız artıyor ama Arap ürünleri kendimiz üretemediğimiz için ithalat rakamlarımız da inanılmaz şekilde artıyor. Ama Türkiye çıktığı yolda işte o ara ürünleri de kendi üretebilecek bir ekonomik modeli hedef aldı. Bu hedef doğru bir hedeftir. Serkan 20 yıldır niye yapmadı? Hedeftir. Bu eleştiridir. Ha. Şu an yapıyor, destek ver. Desteğini vereyim yapmıyor işte. Sorun o, yapmıyor. Hayır, şu anda tüket, önümüne tüket. Vatandaşın doğalgaz faturasını karşılıyor. Vatandaşına doğalgazsız bırakmıyor. Ucuz kredi vermek ne demektir biliyor musun? Her yerde yatırım, firmalar açıldı, fabrikalar açıldı, vatandaşına iş buluyor. Daha ne yapacak bu devlet sana? Ucuz kredi vermek, düşük faizle tüketiciye kredi vermek, ölüme terk etmektir. Hocam bu konuya geleceğim ama benim akışım bozuldu, müsaade edin. Bir ülke, millet tasarruf yapmazsa ölür Erdoğan Bey. Yatırım yapamazsın kurban olayım. Ya bunun için bir şeyi keşfetmeye, arşimet olmaya gerek yok ki. Sen tasarruf yapmıyorsan, tüketime terk edilmişsen, enflasyonun altında kredi vermeye devam ediyorsan, sadece seçim kazanma odaklı, ekonomiyi canlı tutarsın. Ama bu ekonomik model gidiyorsun demektir. Tüketime dayalı ekonomik model olsaydı hocam, kur düşük tutmaya çalışılırdı. Serkan Toper tekrar geleceğim. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı hiç bilmiyor mu doları 8'de tutup da enflasyonu %20'de tutmayı tutabilir miydi? %100 tutardı. Tutmak istedi mi? Yok çünkü 2002 yılında seçimi daha önce iktidar olanın sebebiyet verdiği resesyon, durgunluk da kaybetti. %32 ile teslim aldı bak Sayın Cumhurbaşkanı 2002 yılında. AK Parti 2002 yılında %32 enflasyonla teslim aldı. Şu anda enflasyon kaç? Kaç enflasyon? Resmi ne deniyor? 80. Bak şu denemiyor bak çok önemli olan bir şey. 10 liralık malı yarın 6 liraya alacağız diyen bir Allah kulu yok ülkede. Sadece diyor ki geçen sene diyor 6 liralık mal diyor 10 lira oldu diyor. Bu sene diyor 11-12 lira olacak diyor. Bu şimdi enflasyonda düşmek midir? Sen sadece düşüş hızını azaltıyorsun. Ersan yaptığım iş yok çünkü şunu söyleyeyim. Enflasyon artık bizden bıktı. Utanıyor ya, diyor ki nereye kadar yükseleyim diyor ya. İşte koydum size önüne, rakamları koydum. Ersan ya şimdi bir şey söyleyeceğim. %500'e gelmiş hocam. Şeker fiyatı. Daha ne kadar artsın Serkan ya? Sevgili Covid'de Serkan da vermeyi rica edeceğim. Beni dinler misin? Gitmiyor musun sen markete? Biz Türkiye'de raflarda ürün buluyoruz ve pahalı buluyoruz. Bu kadar basit. Serkan Toper. Ya alım gücün yerde kalmış. Elin Bulgarı gelip bu ülkede istediği gibi tatil yapıyor. Senin vatandaşın camdan bakıyor Serkan. O da çoğaltılacak, merak etme. Bir şey yapalım Pınar hocam. Çıkalım. İki kişi konuşsunlar vallahi ya. Hocam rica edeceğim. Bu konuya tekrar geleceğiz ama bu yayının bir akışı var ve bunu sürdürmek durumundayım. Bir müsaade edin. Geleceğim ayrıca. Bana bunlar boş işler geliyordu onda. Kabul ama hocam. Gündem bu. Ayrıca sansür yasası dediniz az önce. Sosyal medya yasası, o konuyu da konuşalım.